Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, Bamada TV kanalından, Oyun Pusulası bölümünden hepinize selamlar, sevgiler. Ben Can. Yine bir ilk izlenim videosuyla karşınızdayım bu sefer. Az önce Dying Light'ın 4. bölümünü çektim. Yayında olacak bu akşam inşallah. Şimdi bugün ayın 4'ü. O bir yandan renderlanırken onu upload'unu başlatacağım. O sırada yapılırken de ben bir bugün çıkan, 4 Mart'ta bugün piyasaya çıkan Steam'de 22,5 liraya sahip olabileceğiniz %10 indirim var şu anda. Weakless isminde bir oyun. Bir ilk izlenim yapalım istedim. Böyle bulmacalı bir oyun. Çok hareketli, aksiyonlu bir oyun değil. Ama ortamlar çok güzel, müzikler çok keyifli. Belki seversiniz. Bir ilk izlenim videosu yapalım. Kısa tutacağım, çok uzatmayacağım. Seri haline getirmeyi planlamıyorum. Göstereceğim. Şimdi çift karakterimiz var oyunda. Birinci karakterimiz bu. Ana karakterimiz bu olduğunu düşünüyorum. İkinci karakterimiz de bu. Bunu gözü kapalı. Gördüğünüz gibi bakın gözünde bant var. Bu siyah beyaz görüyor etrafı. Q'ya bastığım zaman böyle etrafı biraz aydınlatıyor. Şimdi bu karakterimiz de ana karakterimiz gibi düşünebilirsiniz. Şunun içine girelim bakalım. Ha, köprü açıldı. Güzel. O kendi geliyor. Tamam. Böyle iki karakter oynayacağız bu oyunu. Müzikler duyuluyor mu? Şu an bu arada oyun Türkçe. Ben müziği biraz açalım ya şöyle. Açık olsun. Zaten oyunda fazla aksiyon yok. Müzikleri, sesleri duyalım. Oyun Türkçe kendinden. Ben bir şey yapmadım. Herhangi bir yama falan indirmedim. Onun da bilgisini vereyim. Q'ya bas dedi. Bastı. Böyle kafamdaki böyle şeyden bir şey. Karakterim çok acayip değil mi ya? Böyle Oddworld diye bir oyun vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki bilenler bilir. Oddworld çok keyifli bir oyundur. Hatta bir nostalji günü yapıp Oddworld serisi de yapabiliriz aslında ya. Zevkli olur. Geliyor mu arkandan kardeş? İyi, kendi kendine geliyorsun sen. Gel bakalım. Burada da böyle bir işaret var. Gong çalma gibi bir işaret sanki. İlerliyorum. Koşma yok galiba. Ha, bunun içine girelim bakalım. Koşma yok. Taba basarak ikinci karakterime geçiyorum. Ha, tamam. Bu şimdi o zaman bu da buraya girecek. Taba basalım. O köprüyü orada açık tutuyor olsun. Ben de buradan geçip gideyim. Tamam. Burada yine bir şekiller mekiller bir şeyler var. Bak. Bir ağaç gösteriyor. Üstünde 4 tane sarı bir şey var. Sağ üsttekinde mesela bir şey var. Bu bulmacayı belki de daha sonradan kullanacağız. Ha bak, buradan bir yere gidiliyor. Dur bakayım. Sabit. Heh, çekiyor. Tamam. Çekti. Peki bırak. Gel geçeyim bakayım. Burada bir gizli bölge mi var? Ne burası? Burada bir şekil var. Yine böyle bir şey damlıyor. Yerdeki çiçeğe damlıyor falan gibi bir şekiller. Bir şey toplama falan yok galiba anladığım kadarıyla. Böyle bir şey toplayayım bir yerde kullanayım falan. O tarz değil. Bunun Q özelliği var. Diğeri de gözleri kapalı. Siyah beyaz bir ekran oluyor. Anlayacağız bakalım. Şimdi buradan tek tek ilerliyorum. Yani böyle sakin vakit geçirmek istediğiniz, biraz ben kafa dağıtayım ya. Şu an çok aksiyonlu bir oyun kaldıramam. Kafam çok şişik. Yorgunum efendim, aman ben birazcık şu an sakin bir oyun oynayayım demek isterseniz 22,5 lira alın, deneyin bence Steam'de. Weakless isminde bir oyun. Oyun kaydedildi sağ altta. Aa, ne yapıyor? Bir şey mi çalıyor? Müzik mi çalıyor burada? Bak ya, yok, ne o, yemek mi o? Ya kardeş, acıktık be. İşte de versen biraz şuradan yesek ya. Hep kendine mi yani? Satıyor musun? Ne yapıyorsun bunları? Böyle bir halk bu. Böyle bir ırk. Değişik bir ırk. Bak bu mesela başka bir sanat dalıyla uğraşıyor. Bunlar burada başka bir şey üretiyor. Herkes bir üretim yapıyor. Üretim topluluğu. Güzel. Kendilerini geliştiriyorlar anladığım kadarıyla. Ya yukarıda gong var. Tamam. Bunlar dans ediyor mesela. Bu böyle kaşık maşık yapmış bir şeyler yapıyor. Bak bu senin ırkın ha. Sen bak bakayım buna. Aa bak, bu karaktere geçince bunun tabi gözleri kapalı olduğu için hani diğer duyuları, duyma duyuları ve his duyuları, muhtemelen hissetme duyuları daha fazla çalışıyor. Bakın buna geçtim. Müzik azaldı, duydunuz mu? Müziğin ise az duyuyor. E'ye bas diyor. Bununla E'ye bas diyor. Bastım. Bir şey olmadı. Ne yapıyorsun? Aha çalıyor. Bak bak, müzik çalıyor.
Aa, ne güzel bir ırkmış bu ya. Ben sevdim bu ırkı. Bunlar böyle sürekli bir şeyler çalıyor, dans ediyorlar, bir şeyler üretiyorlar. Herkes de bir sanatçı ruhu. Güzel. Sanatın ve sanatçının yanındayız. Hangi ırkta olursa olsun. Bak burada da birileri var. Bir de buraya bakalım gitmeden önce. Bak ne yapıyor? Bu çizim mi yapıyor? Bu da buraya otur diyor bakayım. Otur bakayım. Sen ne yapıyorsun? Kağıdını, kalemini çıkarttı. Çizim yapıyor. Ha, bak burada ortada duranın resmini çiziyorlar burada. Güzel. Yine bir sanat. Yine bir sanat. Burada bir harita gibi bir şey var. Bu da burada bir çizim, resim yapıyor. Güzel güzel. Tamam. Şimdi bizim eleman nerede ya bizim? Aa, burada kalmış. Lan buraya mı takıldın sen? Ha, görmüyor bak, yere vura vura gidiyor. Tamam, aldım seni. Seni yalnız bırakmayacağım. Madem görmüyorsun, seni yalnız bırakmayacağım. Beraber gideceğiz. Gel. Geliyor musun? Gel. Yine kaydedildi oyun. Valla ortamlar güzel. Yani etraf güzel. Eğlenceli görünüyor. Şurada bir şey var. Bir oraya bak. Aman düşme ya. Bak görmüyorsun da zaten. Gözün de görmüyor. Ben sana yardım edeceğim. Hep yanındayım ben. Seni ayrılmayacağım yanından. Tamam mı? Gel. Yukarı gidiyorum. Bir koşma olaydı. Atlama, zıplama, space çalışmıyor. Shift tuşu çalışmıyor. Şuraya girelim. Gel. Ben seni yönlendireceğim. Gel. Geçelim buradan. Tamam. Sen de buraya gir. Çık hadi. Yavaş bir oyun ama ya. Böyle bu kadar yavaş olmasın. Gel. Hadi gel. Gel. Sil ayaklarını oraya. Ayakların çamurlu gelme. Kardeş ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Burada muhabbet. Burada muhabbet var. Osman abi olanları duydun mu ya? Hüsamet. Yok abi duymadım. Ne olmuş ki ya? Orada bir muhabbet. Gonga çıktık. Dur bakayım bir dakika. Bu ne? Bak buradan çıkamaz mıyım? Çıkamıyorum. Şöyle bir Q atsak şuraya. Yok. Çıktık. Ha, bu tarafa dönük oturdu. Bir mağara girişi gibi bir yer var. Onun herhalde resmini mi çiziyor? Ne yapıyor? Çizimler. Ha, bak çizimlerimiz burada. O dört ağaç vardı ya, mesela onu çizmiş. Bak onu çizmiş. Dördüncü hangisinin düştüğünü işaretlemiş. Evet bu yere denk gelmişti falan. Tamam yani gördüğü şeyde resmediyor. Çiziyor. Tamam. Burada bir şey yapamıyorum. Gel aşağı inelim. Gel aşağı inelim gel. Gel kardeş. Abi. Abi. Gel abi. Abi. Tamam. Devam edelim. Şu köprüden geçelim bakalım. Ah, niye geçemiyorum? Merak ediyorum yani daha zorlu bulmacalar mı olacak, düşmanlarımız mı olacak, saldırma falan yok anladığım kadarıyla. Bulmacalar üzerine ilerleyen bir oyun olduğunu düşünüyorum Weakless'ın. Neredeyiz böyle? Ha, o da onu çalıyor. Ben bunun içindeyim, o da onu çalıyor. Bakayım. Heh, müziği dinleyelim biraz. Aa, bir şey oldu. İlerideki kalktı. Ne yapıyor? Dansa başladı. Bir çeşit ayin mi bu acaba? Bunların böyle kendi arasında yaptığı bir şey mi? Ne oluyor şu an ya? Çıkamıyorum da. Zaten yol yok çıksam. İzleyelim bakalım ne yapıyor kardeş, orada bir şeyler yapıyor. Elini almış. Anne. Anne. Dilleri de yok. Konuşmuyorlar da. Sadece müzik üzerinden bir irtibat kuruyorlar acaba. Aa, öyle bir iletişimlerim var acaba. Müzikle bir iletişim mi halindeler? Ay. Orkestra şefi gibi hareketler. Aha, bir şey oluyor. Aa, eridi. Ha, beni kurtardı bak, tuttu beni. Aa, düştük. Ne oldu, öldük mü ya? Oo, aşağıya uçtuk. Müzik devam ettiğine göre ölmedik herhalde. Heh, bu kalktı. Tamam. Kardeş, sen öldün mü? Oddworld olsun senin de. Çok benziyorsun Oddworld'lere. Kafasındaki şeyi çıkartsak Oddworld'sün sen. İsmi de yok. Ne oldu şimdi?
Tamam, ilerleyelim. He. Bu itecek. İt bakalım. Tamam, yeter yeter. Geçeriz şuradan. Heh. Şimdi sağda solda bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi görünüyor. Şu ne? Mantar mı bu? Bu da kafasındaki şeyden böyle sarı bir ışık çıkararak bitkileri canlandırıyor diyeyim, yani büyütüyor. Bakın olgunlaşıyor. Gördünüz mü? Böylece buralardan geçebiliyorum. Enteresan bir oyun. Yani sakin bir oyun ya. Sakin. Bizim yani oynadığımız oyunlardan sonra işte niye olmuyor? Ha, yüksekte kalıyor bu. Peki nasıl yapacağız? Yani Outlast'lerden, Resident Evil'lardan, aman efendim işte Dying Light'lardan, zombilerden falan sonra buradan çıkış var. Bu tarz bir sakin oyun şu anda gerçekten alışkın olmadığım tarzda. Geçtik. Ha, tamam, şöyle yapacağız. Buna buradan wick atalım. Bunu buradan getirelim. Geç bakalım. Geç geç gel. Sen geri gelme. Beraber geçelim. Geçtik. Tamam. Şu anda kolay tabi bulmacalar. O ne ya? Yaratık mı o? Bu nedir ya? Sana şöyle. Çekil geçelim. Geçemiyoruz. Uyuyor bu. Sen de bir şey yapalım. Q. Çekildi. Bak bak çekiliyor. Yürü lan. Bize yol ver. Karanlık burası. O zaman bir dakika, bu karaktere mi geçeceğim karanlıkta? Şuradan geçebiliriz diye düşünüyorum. Aynen, geçtik. Oradan geçsek bir yere varır mıyız? Bakayım şu karakterle. Bu taraf var. Bu tarafta bir şey var mı? Yok gibi. Şuradan geçelim. Hop. Büyüdü. Tamam. Mesela bu bölümde karanlık bir bölüm. Bu bölümde herhalde karanlıkla ilgili bulmacalar olacaktır diye düşünüyorum. Ben görüyorum ama ya az çok. İdare ederim sanki. Çok öbür karaktere geçmeme gerek yok herhalde. Şuradan geçiş var mı? Var. Yukarıda bir yer var. Oraya gitmem gerekiyor sanırım. Tamam, geldik. Bir şey yapmaya gerek kalmadı. Acaba sağda solda bir şey unuttum mu ya? Neyse. Zaten şu toplama yok oyunda yani. Save edildiğine göre doğru yerdeyim anlaşılan. Böyle kaya var. İter misin? Ha gayret, beline kuvvet, it onu, hadi. Aferin, güçlüymüşsün ha. Koca kayayı itti valla. Tamam, şimdi. Evet, yine mantar var. Ama yüksekte kalıyor, ona yüksekten, şuradan kullanacağım özelliğimi. Oraya nasıl çıkarız? Çıkış yok oraya. Nasıl yok ya? Bir saniye. Gel bakayım. Burada bir yardımlaşmacılık falan gibi bir şey olsa. Ne yaptın öyle? Burada bir mevzu var ya sanki. Bir dakika, diğer tarafa bakayım. Diğer tarafta bir şey yok. Şurada bir mevzu var. Buradan bir adam çıkış. Bir saniye. Bak bak burada. Şu mavi parıltılı şeyler galiba gösteriyor yola. Evet. Çık bakayım. Çık 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 çık. Aferin. Şu yerdeki mavi kristaller. Bu tarafa niye gidiyorum? Bu tarafa gitmeme gerek yok. Aynen, bir anlamı yok. Yerdeki mavi parçalar, mavi kristaller diyeyim, taşlar bana ipucu olarak yolu aslında belirtiyor. Buradan nasıl geçeceğim buradan? Dur buldum. Bak bak. O kalsın yukarıda, beklesin o. Bunu iteceğiz oraya sanki. Ha? Evet. Yanlış oldu. İt hadi. Hadi. Ha gayret. Yapabilirsin. Bu tarz bulmacalar üzerinden ilerleyen bir oyun diye şu anda yorum yapıyorum.
Ama belli yani öyle. Wakeless oyun ismi. Steam'de tekrar edeyim. Şu anda 22,5 lira alıp valla tam girecek herhalde buraya. Aynen. Tamam. Şimdi şuradan aynen buna böyle Q'ya basacağız. O büyüyecek ve böyle geçeceğiz. Heh, o da oradan o taraftan geldi. Tamam, güzel. Devam edelim bakalım. Devam edelim bakalım. Başka bir şeyler var mı? Bakalım bizi başka ne maceralar, ne bulmacalar bekliyor. Wakeless'ın ilk bölümünü oynuyoruz. İlk izlemini yapıyoruz. Normal serilerimiz devam ediyor. Dying Light olsun. Journey to the Savage Planet var. Biraz ara verdim ama devam edeceğim. Man of Medan var. Onun da sonlarına yaklaştık. Onu da bitireceğim. Onlar devam ediyor ama ben araya böyle yeni çıkan oyunlar olduğu zaman küçük oyunlar. Belki sizde nasıl bir oyun bu falan deyip hani benden görüp almaya karar verirsiniz diye. Aa, niye atlayamıyorum? Atlama. Sen yardım etsen. Araya katıyorum yani bu oyunları. Çerezlik öyle ilk izlenim olarak. Şuradan bir çıkış sanki var gibi be. Bak mavi mavi taşlar koymuş oraya. Nereden çıkacağız? Çıkamadık. Bu taraftan çıkmayı denesek. Çıkarsın buradan ya. Bak oradan çıkış falan var bir sürü işte. Belli. Allah Allah. Çıkamadı ya. Halbuki tam çıkmalık duruyor şu an burası. Peki bir saniye. Şuna bir bakalım. Heh. Bak. Sana yardım edeceğim. Gel. Ne yaptı? Aa, bir şey yaptı. Üstünden çıkacağım. Heh. Yardımlaşma. Evet. Bir elin nesi var? İki elin sesi var yine. Her oyunda olduğu gibi. Sen onu çekemezsin. O biraz zor ama hadi çektin diyelim. Tamam. Hadi peki çekmiş ol. Hadi inanalım. Hadi yapmış ol be. Ne yapacağız? Çizim mi? Çizim. Fıçı 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 fıçı. Bakayım ne yaptı. Şu alanın resmi. Çizdi, resmetti orayı. Tamam. Şimdi etrafta bizim diğer karakterimizin yere vurup ses yaptığı yuvarlak çemberler var. Evet, bir bakalım. Burada bir bulmaca mı var? Ne var? Anlayalım şimdi. Şuna bir geçelim. Şimdi buna vurunca ne oluyor? Bir bakalım. Nasıl vuruyorduk? Q. Ding. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey olmadı anladığım kadarıyla. Gel bir de bunlara vur bakalım. İki tane de burada var. Toplam üç tane. Gel. Bir de buna vur. Bir de buna vur. Hepsinden farklı ses çıkıyor. Açılan maçtan bir şey var mı? Yok. Şu çizimimize bakalım. Burada bir şey var mı? Şimdi ortada 2, 4, 6 tane yuvarlak gözüküyor. Bizim dokunabildiğimiz, şu an çalabildiğimiz 3 tane var. Peki ne yapmamı istiyorsunuz burada yani? Nedir? Bir şey anlamadım. Bundan üzerindeki şekillerle bir şey ifade eder mi? Yok, hepsi aynı gibi. Burada bir şey var mı? Hmm. Oradan bir şey açılacağı belli. Onu, evet bakın o köprü açılacak, o belli. Ama bunun bir sırası mı var yani, nedir? Anlamış değilim. Deneyeceğim. Buna vuralım önce. Ne oluyor? Biz bir şey oluyor mu yani? Vallahi bir şey anlamadım ama yapmaya çalışıyorum. Peki vurunca şurada bir işaret falan var mı?
oluyor yani? Bir şey olduğunu da görmüyor. Aha o... Nasıl oldu o? Yere kar açıldı. Allah Allah, tesadüf mü yaptım? Üç kere vurayım. Şimdi vurayım. Allah Allah, yarısı açıldı bak. Hop, vallahi yanlış mı? Diğer yarısını açmam lazım şimdi. Bu kadar yeter mi? Atlar mısın? Atlamazsın. Öyle bir ability'in yok senin atlamak gibi. Gel bakayım. Valla tesadüf galiba, şans eseri yaptım ama. Yani şuradan çünkü bir şey anlayamadım ben ya. Daha önceki resimlerde falan da buna dair bir şey var mıydı? Yoktu. Aha. Oğlum lan, kameraya bir şeyler oldu. Açıldı. Açıldı. Enteresan. Bir şey yapmadım yani aslında ama. İki kere ona, bir kere ona, bir kere ona vurdum. Açıldı. Tamam. Geçelim. Şimdi burada save etti oyunu. Vurabileceği kaç tane var? Bir, iki tane var. Üç tane var yine. Tamam. Yol olarak nereye gideceğiz? Bakın burada bir yer var ama burası zor gözüküyor. Belki burada bir şey olacaktır. Çiziyor. Ne çiziyor? Ha, burayı çizdim. Ne yapacağız bakalım, deneyelim. Gel. Şimdi 3 tane var. Udu, handpan'mış bunun adı. Bunlar müzik aletleri. Udu ilk çaldıydı. Bunlar handpan. Buna vurduk, bir şey olmadı. Buna vurduk. Bir yer açıldı. Neresi açıldı? Bir açılma sesi duydum ben. Neresi açıldı ya? Kamera sapıtıyor arada. Ben açılan bir şey görmüyorum. Buradan geldim zaten. Neyse dur bakayım. Vurmaya devam. Buna basınca bir ses geliyor. Ortadakine basınca olmadı. Buna bas. 2. O zaman böyle. Ne açılıyor kardeş? Bana ne açıldığını bir gösterseniz ya. Gel bakayım. Şu alçalıp yükseliyor. Tamam. Tamam, bir saniye. Alçaldı biraz. Biraz daha alçaldı. Biraz daha alçaldı. Ve hadi. Ha, bu yükseltiyor. O değil. Tamam, bir dakika. Alçaldı. Yükseldi. Alçaldı. Böyle mi ya? Alçaldı. Alçaldı. Bir daha. Yükseldi. Çözdüm galiba arkadaşlar. Şöyle. Bu bir. Buna iki kere. Şimdi buna vurunca geri gitmişti. Buna vur. Hadi. Ve bu da son. Oldu mu? Yeterli seviyede mi? Evet, işte bu. Vallahi yaptım. Yaptım ya. Yaptım yani. Bu tarz oyunlar bize daha zorlu bulmacalarla gelin yani. Böyle olmaz. Biz Bomoda TV'yiz yani. Burada izleyicilerimize bir sinerji yaratmışız. Bunları yaparız yani. Çizdi bunu da. Tamam. Bu çizimler bir işe yaramıyor galiba ya. Öylesine keyiflik yani. Şimdi bu buna girdi. Tamam. Sen de gel buna gir. Ne oluyor? İzleyelim bakalım. Sinema filmi. Nasıl bir mana var burada şu anda? Dikkatli izliyorum ki belki bir işime yarar sonra diye. Kale gibi bir şey değil mi bu? Evet. Ve sarmaşıklarla tutunuyor mu yani, nedir? Evet. İzledik. Hmm.
Bize ne öğretti derseniz? Nothing. Burada bir şey var, bu kesin itiliyordur. Geçtik. Güzel, geçtik. Ve evet, az önce gördüğü şey mi o? Değil. Başka bir yer. Yeni bir yere, yeni bir bölgeye gelmiş bulunuyoruz şu anda. Gayet güzel görünüyor. Buradan, yani oyun böyle. Gördüğünüz gibi şu an çok ilerlemenin de bir aslında manası yok. Oyun, videoyu çok uzatmayayım ki. Hızlıca upload yapıp bugüne yetiştireyim oyunu, çünkü oyun bugün çıktı. Değişik bir oyun. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım nasıl bir oyun olduğu hakkında ilk izlenimi en azından bu videoyu izleyerek görmüşsünüzdür. Size yol gösterir alıp almamak konusunda. Öyle söyleyeyim. Victus oyunun ismi Steam'de 22,5 lira. Alıp denemek isterseniz bugün 4 Mart'ta çıktı. 4 Mart 2020'de piyasaya çıktı. 22,5 lira fiyatı var şu anda. %10'da indirimde olduğunu ben size söyleyebilirim. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Serilerimiz devam ediyor. Bu videodan hemen sonra Dying Light akşama yetişecek. Bu akşam yetişecek. İzleyin. Çok güzel bölüm oldu. Yine bol çatışmalı, güzel, keyifli bir bölüm oldu. Orada da işler karışıyor, işler kızışıyor Dying Light serimizde. Araya böyle ilk izlenim videoları atmaya çalışıyorum. Beğeni atarsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmında yorumlarınızı paylaşın. Bu oyunla ilgili olur, diğer serilerle ilgili olur, benimle ilgili olur, oyun istekleriniz olur. Her şeyi bana yorumlar kısmında her zaman olduğu gibi yazarsanız ben hepsini tek tek cevaplandırıyorum. Ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sevgiler, sağlıcakla kalın.